Hayriye. Neredesin? Ay. Geliyorum canım. Ay. Ne yapıyorsun içeride ya? Yalnız sıkıldım. Ay geldim canım geldim. Ya böyle hepsi gidip ses seda kesilince de sıkılıyoruz işte. Ayşe'yi çağırsak mı artık? Nehir Hanımlara ayıp olmasın. Yok yok. Fikret'in arkasından ne ağlamaktı o öyle? Yani Sedef bebeğine elbise dikelim demeseydi de susacağı da yoktu. Çocuk işte. O da büyüyecek Hayriye, o da büyüyecek. Ya, o da gidecek. Yine böyle yalnız bırakacak bizi işte. Keşke hepsi düzgün, mutlu evlilikler yapsaydı da biz yalnız kalsaydık. Onların huzurlu olduklarını bilseydik, yalnızlık hiç koymazdı. Fikret rahat diye biraz teselli buluyordum ama. Of içim şişti yine. Gel biz de çıkalım. Açılırız. Vallahi ağzımdan aldın yine. Yani tam ben de fırsat bu fırsat şeye gidelim diyecektim. Necan'ın kaldığı pansiyona mı? Hı hı. Gidelim mi? Gözümüzle görelim, içimiz rahat etsin ha canım. E Ayşe? E dur ben Nehir Hanım'ı arayayım söyleyeyim. Biz gelene kadar oyalar onu. Ay. Üstümü değiştireyim ben. Ay yo yo, iyi böyle iyi böyle. Çıkalım bir an önce. Alo? Nehir Hanımcığım? Ne yapıyor Ayşe? Bir rahatsızlık vermiyor inşallah. Oh oh. Ben şey diyecektim sana. Biz şöyle bir dolaşalım diyoruz Ali Rıza'yla. Zahmet olmasa biz gelene kadar sizde kalsa olur mu? Sağ ol canım. Ah çok teşekkür ederim. Tamam tamam etmeyiz. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Güle güle canım. Hiç merak etmeyin dedi. Hadi o zaman. Ay dur saçıma iki tarak sürseydim. Ben bilirim bu iki tarak kaç saat süreceğini. Çabuk hadi. Dönerler mönerler şimdi kalırız. Ay tamam tamam. Kapıdan her çıkışta telaşa veriyorsun beni böyle. Bıraksam çıkamayacağımızı biliyorum da ondan. Ay. Hadi bakalım. Kim kimi bekletiyor şimdi? Ay. Anahtarını aldın mı? Aldım. Hadi. Hadi canım. İşte burası. Evet. Ay gel içeri girelim hadi. Dur yavaş. Dur Hayriye. İçeri girip ne diyeceğiz? Nasıl bir yer olduğunu görüp çıkacağız işte. Hadi gel canım gel. Buyurun. Biz bakıyorduk öyle. Oda fiyatlarınız nedir? Günlüğü 30 milyon. Aa, çok pahalı. Siz kaç gün kalacaksınız? Haftalık ve aylık fiyatlarımız değişiyor. Aylık kaç lira mesela? Konuşulur o. Temiz bir yere benziyor değil mi? Genelde öğrenci dışında müşteri almıyoruz. Güzel. Bak bu işte. Demek ki biz kalamayacağız. Hadi canım. Oda mı lazım? Evet ama burası öğrenci yeriymiş. Boş odamız var eğer isterseniz. Yok biz baktık öyle. Beğenmediniz mi? Odalarımız küçük ama temizdir. Belli belli. Buyurun göstereyim. Başka bir yere gitmeden önce bir fikriniz olsun. Gerek yok. Buyurun bir bakın. Gerçekten beğeneceksiniz. Bakalım. Buyurun.
Gel bakalım bari. Buyur. Konforlu değil tabii. Ama inanın temizliğe çok dikkat ediyoruz. Mutfağımız var, ortak kullanılıyor. Banyo ve tuvaletler de ortak olarak kullanılıyor. Vah vah. Yani bize pek uygun değildi. Odamızı görün. Girin girin, çekinmeyin. Yine fena değil. Yine günler uzak, uzanır geceler ah üzüne, dolanır uykudan sabah. Günler geçiyor, bana her şey uzak. Necla'nın annesi ve babasısınız değil mi? Aile resminizi görmüştüm. Oradan tanıdım sizi. Necla asi bir çocuk değildir. Bazı ailevi problemlerimiz oldu. İstemediğimiz şeyler yaşadık. Her ailede olur canım. Şimdilik böyle bir durum söz konusu. Ama geçici tabii. O da biliyor bunu. Hepimizin biraz zamana ve daha sakin olmaya ihtiyacımız var. Mutlaka. Anne baba olarak bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Bir yandan da ona bir zarar gelmesini istemiyoruz tabii. Allah korusun. Zaman kötü. Nerede ne yapıyor bilmemiz lazım. Necla çok aklı başında bir çocuk. Ben onu ilk görüşte nasıl bir aileden geldiğini anladım. Çok iyi yetiştirmişsiniz belli. Elimizden geleni yaptık. İçiniz rahat olsun. Vallahi sağlam basıyor ayağını. Ben de diğerlerinden ayrı tutuyorum onu zaten. Hep gözüm üzerinde. Kendi kızım gibi yakından ilgileniyorum. İşe gidiş geliş saatlerini bile kontrol ediyorum. Sağ olun. Sizi tanıdığımız iyi oldu. Arada haberlerini alırsak daha da içimiz rahat eder. Kartımı vereyim. Ne zaman isterseniz arayın. Teşekkürler. Bu konuşmanın aramızda kalacağını söylememe gerek yok herhalde. Aa, aşk olsun. Bunu bir şekilde verirseniz belki ihtiyacı vardır. Veririm tabii. Biz müsaadenizi rica edelim. Ne demek müsaade sizin? Söyleyin çok yemek yesin olur mu? Kendine iyi baksın ama. Hasta filan olur Allah korusun. Dedim ya özel ilgileniyorum. Gözünüz arkada kalmasın. Hay Allah razı olsun. Rahatsız olmayın lütfen. Olur mu? Bakın işinize Allah aşkına. Buyurun. Tekrar teşekkür ederiz. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor? Kim bunlar? İşine bak sen, işine. İyi ki geldik Ali Rıza. Vallahi içim rahat etti. Ay, karşısında ne iyi biri çıkmış değil mi?
Vallahi kadını çok beğendim ben. Sağ olsun, ilgileniyormuş. Aferin kadına. Vallahi çok hoşuma gitti. Oh. Alo? Şu anda seni düşünüyordum. Vallahi iyi insanmışsın. Ne haber? Haber sende. Bana bak. Taktım kafaya ben bu Necra'yı. Ben sana tamamdır diyorsam tamamdır. Olacak o iş, merak etme. Çok fena hırs yaptım. Bak söyle ona, benim kafamı bozmasın. Ağır ol bakalım. Bu öyle diğerleri gibi değil. Necra'yı istiyorsan sabredeceksin biraz. Zaman ver bana. Söz veriyorum, kendi ayağıyla tıpış tıpış gelecek sana. İyi, bekleyelim bakalım. Söz verdin ama unutma. Tamam, oldu. Görüşürüz, sana da. Resmimizi de götürmüş yanında. Kadın da görmüş bak. O da özledi tabii. Sıcaktı pansiyon değil mi? Üşümez geceleri. Sıcaktı, sıcaktı. Kadın da sıcakkanlı. Ay keşke biz de verseydik telefon numaramızı. Bir şey olunca arardı. Kartını aldık Ayvi'ye. Arar numaramızı da verirsin. Hay yaşa.